arkası yarın. Müfettiş 5. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Gogol'dan radyoya uyarlayan Kani Gülen. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Apak. Rusya'da küçük bir şehre müfettiş gelecektir. Fakat kimse bu müfettişin kim olduğunu bilmemektedir. Şehrin valisi, hastanenin, postanenin ve okulun yöneticileri tedirgin bir heyecan ve telaş içindedirler. Kusurlarının, beceriksizliklerinin ortaya çıkacağından ve Sibirya'ya sürgün gideceklerinden korkmaktadırlar. Tam bu sırada birileri valiye gelerek müfettişi bir otelde gördüklerini söyler. Vali hemen müfettişi gördüğünü söyleyen kişiyi yanına alarak otele gider. Bir yandan valinin gittiği otelde parasını ödemediği için uşağıyla rehin kalan genç biri vardır. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun beyefendi. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun beyefendi. Teşekkür ederim, sizlerin de. Müfettiş dediğiniz adam bu mu Dobczynski? Ta kendisi. Otelciye şu ana kadar tek kuruş para ödememiş. Müfettiş olmasa öder de herhalde, değil mi efendim? Sizi rahatsız ettiğimden dolayı kusurumu bağışlayın. Rica ederim. Benim vazifem bu şehrin valisi olmak sıfatıyla bütün gelen yolcuları dolaşmak ve rahatlarının yerinde olup olmadığına bakmaktır. Otelciyle konuştum. Ne söylese haklı. Ne yapayım, kabahat bende değil ki. Lakin merak etmeyin, ödeyeceğim. Yakında bana evden para gönderecekler. Aman beyefendi. Haksız olan odur, ben değil. Bana taş gibi bir kızartma veriyorlar. Çorbaya gelince hak getire. Tabakları yıkadıkları bulaşık suyunu çorba niyetine yolluyorlar. Kızartma diye getirdiklerini az kalsın pencereden atacaktım ama birinin kafasına isabet eder de yarılır diye korktum. Bu Osip'e gelince oruç tutturuyor. Çayın kokusu ise öyle berbat ki. Çay değil, balık kokuyor. Buna tek kelimeyle rezalet denir beyefendiciğim. Affedersiniz. Bunda benim hiçbir kabahatim yok. Bizim çarşılardaki etler çok nefis ve çok lezzetlidir. Onları bize sarhoşluk nedir bilmeyen iyi yürekli Kolmogor köylüleri getirdiler. Otelcinin bu kötü sığır etini nereden aldığını Allah bilir. Madem ki buradan memnun değilsiniz, müsaade ediniz de size başka bir yer bulalım. Hayır, istemem. Başka bir yerden neyi kastettiğinizi anlıyorum. Hapis. Demek siz buna cüret edeceksiniz ha? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Petersburg'dan gelen bir memurum. Ben... Allah'ım, ne kadar da kızgın. Her şeyi de biliyor. Avanta yediğimi öğrenmiş. Mahvoldum. Bu melun tüccarlar ona her şeyi ifşa etmişler. Bir manga askerle gelseniz bile yine gitmeyeceğim. Bakanı derhal haberdar edeceğim. Siz kimsiniz? Bana söyler misiniz? Allah rızası için bana acıyınız, beni mahvetmeyiniz. Karıma çocuklarıma bağışlayınız. İnanın tecrübesizlikten, maliyenin kifayetsizliğinden. Düşünün bir kere, hazinenin verdiği para çay ve şekere bile yetmiyor. Şayet sağdan soldan biraz bahşiş aldımsa şaka olsun diye. Yoksa yüreğimde kötülük yok. Zaten aldıklarım yiyecekle giyeceğe ait. Ne diyor bu adam yahu? Sözde kırbaçlanan onbaşının karısına gelince sizi temin ederim ki bu bir iftiradan başka bir şey değildir. Bütün bunları uyduranlar hep düşmanlarımdır. Esasen bu pis millet arasında hayatım her saat tehlikededir beyefendi. Canım, halkınızla benim işim ne? Sonra bana düşmanlarınızdan ve kırbaçlanan onbaşının karısından ne diye bahsettiğinizi bir türlü anlayamıyorum. Onbaşı karısı başka, ben başka. Beni kırbaçlayın da görürsünüz bakalım. Alimallah, dünyayı alt üst ederim. Merak etmeyin, borcumu ödeyeceğim. Fakat şimdilik param yok. Burada kalmamın sebebi meteliğim yok da ondan efendim. Hin oğlu hin. İnsanın can damarına basmasını nasıl da biliyor. Parasızlığından bahsediyor. Acaba onu nasıl yola getirsek? Bir tecrübe edelim bakalım. Muhterem beyefendi. Paraya veyahut herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa bendeniz emirlerinizi ifaya hazırım. Esasen benim vazifem yolculara yardımda bulunmaktır. İşte duymak istediğim söz buydu. Evet, bana biraz para verin de otelciye borcumu ödeyeyim. 200 ruble, hatta daha azı bile kafidir efendim. İşte 200 ruble tamamdır. Saymak zahmetine katlanmayın. Çok teşekkür ederim. Param gelir gelmez sizinkileri iade ederim. Birdenbire meteliksiz kaldım işte. Sizin iyi kalpli bir adam olduğunuzu anladım. Hakkınızda beslediğim fikir şimdi tamamen değişmiştir beyefendiciğim.
parayı kabul etti ya, artık gerisi çorap söküğü gibi gelir. 200 ruble yerine ona 400 ruble verdim. Hey Osip. Buyurun efendim. Bana garsonu çağır. Ne diye ayakta duruyorsunuz? Lütfen oturunuz. Oturunuz rica ederim. Zihanı yok, oturmayalım. Beni mahcup ediyorsunuz. Şimdi karşımda iyi kalpli bir babacan adam görüyorum. Buraya beni şey etmek maksadıyla geldiğinizi zannediyordum da. Biraz daha ileriye gitmeli. Çapkın kim olduğunu gizlemek istiyor. Tamam. Ben de onun kim olduğunu yüzüne vurmayayım. Memurlarımı teftişe çekmiştim. Benim bir özelliğim de otelleri teftiş etmek ve her gelen yolcunun bir şikayeti olup olmadığını sormaktır. Ben diğer valilere benzemem. Onlar böyle şeylere ehemmiyet vermezler. Lakin ben insanlık namına herkesle yakından alakadar olan bir kimseyim. Ben isterim ki buraya gelen her insan iyi muamele görsün. İşte gelen yolcuları dolaşmamın mükafatını bugün gördüm. Tesadüf eseri olarak zat-alileriyle tanışmak şerefine nail oldum. Anlaşıldı. Bu herif beni biriyle karıştırıyor ama hiç bozuntuya vermesem daha iyi. Beyefendi Hazretleri, sizi tanımak benim için büyük bir şereftir. Estağfurullah, o şeref bendeniz ahit Vali Hazretleri. Siz olmamış olsaydınız ben epey zaman daha burada kalırdım. Otelciye borcumu verecek param yoktu zira. Nasıl da numara yapıyor görüyor musun Dobczynski? Otelciye borcunu nasıl ödeyebileceğini bilmiyor sanki. Neyse, yuttuk say. Evet evet, yuttuk sayalım. Ne tarafa gitmek niyetinde olduğunuzu sorabilir miyim beyefendi? Saratov'a gidiyordum. Orada arazim filan var da. Görüyor musun Dobczynski? Yüzü hiç de kızarmadan nasıl yalan söylüyor. Evet evet, yaman delikanlı. Kolay kolay tongaya basacak biri değil. Çok iyi ediyorsunuz. Herhalde keyif için seyahat ediyorsunuz değil mi? Hayır, babam çağırtmış. Şimdiye kadar hiç zam almayışıma kızmış. O zannediyor ki Petersburg'a gider gitmez herkese Vladimir'in nişanı veriyorlar. Amma da martaval atıyor ha. Görüyorsun değil mi Dobczynski? Teftişi hakkında kuşkulanmayalım diye neler söylüyor. Söylesin efendim, biz yutar mıyız? Seyahatiniz epey sürecek mi beyefendi? Şimdilik bir şey söyleyemem. Babam dik kafalının biri. Benim Petersburg'a gitmemi istemiyor ama ben köy yerinde yapamam. Ayı dolu orası. Bunu açıkça söyleyeceğim kendisine. Her şey değişiyor. Ben de gezmek, görmek ve yaşamak istiyorum. Görüyorsun değil mi? Mendebur herif durmadan yalan atıyor. Üstelik bizi yurtlu sanıyor. Yutar mıyız ama biz efendim? Konuşurken o kadar küçülüyor, o kadar sadeleşiyor ve tevazu gösteriyor ki insan onu parmakları arasında eziverecek sanıyor. Biraz sabret yavrum, ben seni konuşturmasını bilirim. Elbette konuşturursunuz efendim, tırnaklarını sökün, bülbül gibi ölsün. Sersem, koskoca müfettişe işkence yapılır mı? Nasıl olsa ağzından baklayı alacağım. Hakkınız var. İnsan köyde yalnız başına ne yapabilir ki? Sıkıntıdan çatlar. İnsan burada bile rahat edemiyor. Vatanı için gecesini gündüzüne katarak devamlı çalışıyor, didiniyor, yoruluyor. Fakat bu çalışmalarımızı ne gören var, ne takdir eden. Bu oda biraz nemli galiba. Burnuma küf kokusu geliyor. Sadece nemli olsa yine iyi. Öyle de pire var ki pis mahluklar köpek gibi ısırıyorlar insanı. Ne diyorsunuz? Sizin gibi muhterem bir zatın rahatını kaçırmaları hiç de doğru bir şey değil. Evet, hiç doğru değil. Sonra bu oda biraz karanlık da. Evet, tamamen karanlık. Otelci son zamanlarda mum da vermez oldu. Bazen canım okumak, yazmak ve öteberi bestelemek istiyor. Fakat buna ne imkan? Her taraf kapkaranlık. Sizden bir ricada bulunmak cüretinde bulunsam. Fakat buna layık değilim. Rica ederim, bir şey mi arzu ediyorsunuz? Hayır, layık değilim. Neye layık değilsiniz, anlayabilir miyim? Nasıl cesaret edeceğim bilemiyorum. Bizde hoşunuza gidecek bir oda var da gayet sakindir. Fakat böyle bir şerefe nail olmadığımı biliyorum. Sakın darılmayın. Bizim evde kalmanızı istesem bana darılır mısınız? Darılmak mı? Bilakis çok memnun olurum. Davetinizi büyük bir zevkle kabul ediyorum efendim. Bendenizi çok memnun kıldınız beyefendi.
Hele eşim sizi görünce kim bilir ne kadar memnun kalacak. İşte benim tabiatım budur beyefendi. Çocukluğumdan beri herkese karşı misafirperverimdir. Hele misafirim aydın bir kimse ise. Sakın kendime methediyorum zannetmeyin. Ben kalbimde ne varsa onu söylerim. Evet evet, kalbinde ne varsa onu söyler. Çok teşekkür ederim. Ben de iki yüzlü kimselerden katiyen haz etmem. Doğrusunu isterseniz samimiyetiniz ve bana karşı olan muhabbetiniz bende çok iyi intibalar bıraktı. Benim istediğim şey sevgi ve saygı. Saygı ve sevgidir. Beni çağırtmışsınız. Evet garson efendi. Hemen hesabı verin. Ne kadar? Birinci gün bir yemek yediniz. İkinci gün yalnız son balığı. Üçüncü günden itibaren veresiye başladı. Sertem, sana yediklerim say mı dedim. Toplam borcum ne kadar onu söyle. Rica ederim, böyle şeylerle üzülmeyin. Beklesinler. Ne ziyanı var? Hadi hadi sen de git. Biz hesabı sonra göndeririz. Hadi git otel sahibine söyle. Vali Hazretleri'nin sonra ödeyeceğini söyle. Anlaşıldı. Ödemeyi Vali Bey üstlendiğine göre hesap pusulasını çöpe atıyoruz. Şehrimizin muhtelif müesseselerini, mesela yardımsevenler cemiyetlerini, hastahaneleri, mahkememizi gezmek ister misiniz? Görülecek şeyler var mı orada? Müesseselerimiz hakkında bir fikir edinirsiniz. Her yerde öyle intizam ve düzen vardır ki. Evet evet, sizin için her yer intizama sokuldu. Madem öyle gezer görürüz tabii. Hadi gidelim. Sonra da arzu ederseniz okulları gezeriz. Gençlerimizin nasıl özenle ve titizlikle eğitildiğine bizzat şahit olursunuz. Şahit olursunuz. Memnuniyetle, memnuniyetle. Daha sonra da hapishaneleri ziyaret ederiz. Bizde mahpuslara öyle iyi bakılır ki. Hayır, hapishaneyi ziyaret etmek istemem. Şimdilik diğer saydığınız yerleri görsek diyorum. Tamam tamam efendim, nasıl emrederseniz. Kendi arabanızla mı yoksa benimkiyle mi gideceksiniz? Sizinkiyle gideriz. Azizim Dobzhinsky, arabada size yer kalmadı. Artık kusuruma bakmazsınız. Olur böyle şey efendim, rica ederim. Önemi yok, ben yürüyerek giderim. Beni dinleyin Dobzhinsky. Derhal dört nala koşup biri karıma, diğeri hastane başhekimi Artemi Filipoviç'i olmak üzere iki mektup götüreceksiniz. Beyefendi izin verirseniz huzurunuzda eşime bir iki satır yazayım. Siz muhterem misafirimizin geldiğini kendilerine haber vereyim. Zahmet etmeyin canım. Ama madem ki yazmak istiyorsunuz, mürekkep masanın üzerinde kağıda gelince... az önce garsonun getirdiği şu hesap pusulasını yazabilirsiniz. Ben yazarken sizin uşağınız da bavulunuzu hazırlar. Tabii. Osip, hemen bavulumu hazırla. Bavula gerek yok. Üzerinizdeki kıyafetten başka bir şey kalmıyor. Azizim Artemi Filipoviç, birazdan müfettişle birlikte senin hastaneye geliyoruz. Sibirya'ya sürgün gitmek istemiyorsan doktorların tavlasıyla hemşirelerin törpüsünü yok et. Hastalara da iyi bak, ölen mölen olmasın. Evet. Dobzhinsky, bu hastane başhekimi Artemi Filipoviç'e. Hemen götürüyorum. Dur, bir mektupla karama yazacağım. Sen Filipoviç'e yazdığın mektubu kapının önünde bizi gözetleyen kardeşin Bobczynski'ye ver, o götürsün. Olur efendim. Evet sevgili karıcığım, sana bunları yazmadan birkaç dakika önce acınacak bir haldeydim. Gözün aydın, sonunda Mendebur müfettişi buldum, eve getiriyorum. Gelince gözünü kulağını görürsün. Bu kötü vaziyetten kısa bir zamanda kurtulacağımı zannediyorum. Bu aziz ve değerli misafir için derhal bir oda hazırlat. Hani şu sarı kağıtlı oda yok mu onu? Yemek için hiç üzülme. Biz hastanede Artemi Filipoviç'te yiyeceğiz. Şaraba gelince Abdülin'e söyleyin en iyi şaraplarından seçsin, yoksa onun dükkanını alt üst ederim. Dobzhinsky! Geldim! Yazdınız mı karınıza mektubu? Yazdım yazdım, hadi çabuk götür. Bakalım yemekten ve içtikten sonra vaziyet ne şekil alacak? Herifi iyice içirdikten sonra kim olduğunu, buraya niçin geldiğini öğrenirim.
Evet beyefendi. Arzu ederseniz artık gidebiliriz. Emrinize amadeyim. Uşağınıza bavulunuzu bize götürmesini söyleriz. Tabii. Osip, sen bavulumu Vali Beyefendi'nin evine götür. Götürmesini götüreyim de ev nerede bilmiyorum ki. Vali Bey'in evi diye sorarsan herkes gösterir. Gidiyor muyuz beyefendiciğim? Elbette, buyurun. Rica ederim, siz buyurun. Hayır, siz buyurun. Aman efendim, ne demek? Çok rica edeceğim, siz önden buyurun. Pekala, buyurayım. Müfettiş Atloy'un 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.